Herkese merhaba. Bugün birazcık pazarlamadan ve bu reklamlardan, bu bütün dağıtım, tanıtım kanallarından bahsetmek istiyorum. Dört aşamaya ayırdım bugünkü konuşmayı. Birinci aşamada aslında tiyatro sanatçılarının da, tiyatro eğitmenlerinin de kullandığı bir yöntem var. Aklımıza bir şey getirmeye çalışmasak bile bir nesnenin ismi söylendiğinde o şey bizim kafamızda canlanıyor. Hep beraber yapalım mesela. Çok sevdiğim hocam, tiyatro hocam. Lale Gökyiğit'le bazı böyle doğaç çalışmalarında yaptığınız bir şeydir. Mesela size yeşil elma dediğimde gözümüzü kapatıyoruz, aklımıza hiçbir şey getirmeyeceğiz. Yeşil elma. Böyle bir şey mümkün değil. İstemesek bile aklımıza bir şey geliyor. Bu birinci aşamaydı tiyatroda kullanılan. İkinci aşama bu sales and marketing dersinde benim de anlattığım satış pazarlamada. Mesela branding, markalaştırma ya da bazı imajlar, kafamızda beliren sesler, logolar, resimler, görüntüler, tatlar. Dersleri yapıyorduk. Şimdi öğrencilerle yaptığımı sizinle yapmak istiyorum. Yine gözümüzü kapatalım. Aklınıza mutlaka bazı resimler, belki tatlar gelecek. Mesela Dalin dedim. Bir renk vardır, bende sarı. Bir koku vardır kullananlar için. Kimilerinde belki civcivler vardır. Belki bornozlu insanlar vardır ve muhtemelen bir de melodi vardır. Biraz bekledikçe bir şeyler beliriyor. Onlar daha da netlik kazanıyor. Gelelim mesela yine yapalım. McDonald's dedik. Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyoruz ama kafamızda böyle bir kırmızı bir M işareti var. Belki kimilerinde sarı var, palyaço var. Belki McDonald's'ın bir menüsünün görüntüsü geldi. Belki de kızarmış patates kokusu geldi. İstemesek bile var. Çünkü bu şekilde bizim beynimizin sağ lobuna oynuyorlar. Reklamcılar, bu işle ilgilenen insanlar. Şimdi tekrar bakalım. Nokia dedim. Bir melodi gelmiştir. Derste yapıyorlar. Nı. İstemesek bile var. Son olarak Gratis. Bu daha popüler, daha günümüze yakın bir trend. Gratis. Mor var muhtemelen. Logosu var. Ve kimileri de sarı diyor. Yani bu o kadar çok arttırılabilir ki. Bu da bugünün ikinci aşamasıydı. Önce tiyatroda yapılan nesnelerle olanı yaptık. Sonra markaların bizim beynimize ne yaptığını gördük. Bütün reklamlarıyla, jingle'larıyla bir ses var, bir koku var, bir görüntü var. Bize bunları Bu yaptılar. Bahsettiğimiz şeyler aslında hafızamıza kazınanlar. Şimdi hafızamıza kazınan bu markalar, bu bilindik isimler dışında bizim hafızamıza insanlar nasıl kazınmış? Bir de bunu düşünmek lazım. Çok sevdiğiniz birisini düşünün. Yine gözlerinizi kapatın. Aklınıza ne geldi? Anneniz olabilir, eşiniz, kuzeniniz. Bir görüntü var mı? Belki onunla yaptığınız bir konuşma var, bir an var. Kaşları mı çatık? Merhametli mi bakıyor? Yoksa bir koku mu geldi? O insana dair bir sıfat mı geldi? Bir rakam mı geldi? Bir renk mi geldi? Kapattınız patronunuz. Nasıl bir hafızanızda nasıl bir iz bıraktı? Bu da başka Hepimiz bir bugün bir aşamaydı. gün bu dünyadan göçüp gideceğiz ve bazıları inşaatlar yapmış olacak ve dünyaya bir sürü gökdelenler bırakacak. Bazıları parklar yapmış, bahçeler yapmış olacak, fidan dikmiş olacak. Bazıları kitaplar yazmış olacak. Kimilerini tiyatro oyuncusuydu diye hatırlayacağız. Kimilerini film yıldızı diye hatırlayacağız. Geride hep bir şeyler bırakmış olacağız. Ama hafızalarda nasıl bir iz bırakacağız? Şimdi bir de son aşamada bunu kendimiz için yapalım. Kapattı insanlar gözlerini, isminizi söylediler. Sizi tanımıyorum. Belki diyetisyen Ayşe'siniz, belki avukat Gürolsunuz, belki doktor Ahmet'siniz. Sizi tanımıyorum. Ama bunu söylediklerinde eşinizin gözünde nasıl bir şey canlanacak? Ya da müvekkiliniz sizinle ilgili nasıl bir sıfat gelecek gözünün önüne? Kaşlarınız mı çatık? Şaşkın mısınız? Çekingen misiniz? Korkmuş musunuz? Hep bocalar halde misiniz? Yoksa sarıp sarmalıyor musunuz? Şefkatli misiniz? Anneannesiniz, belki dedesiniz, bilmiyorum. Ama kim gözünü kapattığında sizin için ne düşündü? Ağzına bir tat geldi mi? Kekremsi mi? Mutlu mu oldu? Gözünü açtığında gülümsüyor mu, yoksa başka bir tedirginlik, huzursuzluk hali mi var? Bu alıştırmayı yapmak bence faydalı olacak. Çünkü hafızalarda bıraktığımız iz daha önemli. Reklamlar bizde iz bırakıyor.
Biz başkalarında iz bırakıyoruz. Her şey bir satış pazarlama dünyası. Bir de kişisel pazarlama diye bir şey var. Self marketing. Kendinizi biraz tanıtmak, biraz kendinizle ilgili şeylerden bahsetmek, bir şey yaparım demek. Kişisel pazarlamanızın da iyi olması gerekiyor. Çok mütevazı olmak işe yaramayabiliyor. En azından yetkinliklerinizi bilip, kendinizi tanıyıp bunu yaparım, bu konuda yardıma ihtiyacım var, bu konuda size asiste edebilirim ama şuraya kadar deyip en azından daha bildiklerinizin farkında olmak önemli. Çünkü çok fazla mütevaziliğe gerek yok. Yaptığınız şeyi yapabiliyorum demek çok güzel bir şeydir. Bununla böyle çok abartarak kendinizi büyütüp egonuzu şişirmek babında söylemiyorum. Ama bana kendi hocamın, çok sevdiğim Maria hocamın bir hocam. Her şey tamamdı Gözde. Self marketing eksik derdi her zaman. Ben çok çektim. Bir kişilik özelliği belki ama yapmak gerekiyor. Yapabileceğinizi söylerseniz karşı tarafa şunu veriyorsunuz. Elimdeki eleman envanterinde bu kişi şu işe yapabilir. Bu kişi burada eksik, yerine başkasını bulmalıyım. Yani herkes değerlerini biliyor. Kime ne görev verebileceğini biliyor. Ona göre yönleniyor. Bazen insanlar saatlerce bir iş yaparlar ama sadece kütüphanede kalırlar. Yaptıkları işle ilgilenirler ya da ofisin o odasında kalırlar. O çalıştıkları ortamda ve kimse ne yaptıklarını bilmez. O yüzden o işle ilgili ihtiyacı olan birimler de o kişiye ulaşamazlar. Ama kimisi de bir şey yapmıştır. Her kapıyı çalar, elinde bir kahve fincanı. Ya ben böyle böyle bir şey yaptım, şuraları da gezdim, şuralara da anketler dağıttım, şöyle de bir çalışma oldu filan. Her şeyi anlatır. Böyle olduğunda kişilerin aklına ilk diğer bu yaptığı işi, marketing yani branding aşamasını da her şeyiyle yapabilen, pazarlayabilen insan aklına gelir. O yüzden maalesef iş dünyasında bunlar gerekli ve önemli. Biraz kişisel pazarlamaya dikkat etmek gerekiyor. Bir de hafızalarda bırakacağımız imaj nasıl? Arada bir bunu kontrol etmek gerekiyor. Siz bunu çevrenizdeki insanlarla deneyebilirsiniz. Beni de tanıyan, videoyu seyreden varsa kapattığınızda gözlerinizi Gözde Hoca, abla Gözde, arkadaş Gözde 3-5 sıfat karalayabilirsiniz. Yine motto ile bitirelim. Övünmeden, ahkam kesmeden, her zaman yenilikler olduğunu bilip buna açık kalarak görüşmek üzere. İkinci videodan anladım ki ben böyle videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olun, onlara giremeyeceğim. Herkesin kendi tercihi. Ne yapmak istiyorsanız serbestsiniz.